Geçen videoda limit karşılaştırma testine başlamıştık. Limit karşılaştırma testini şöyle bir üstünden geçmek gerekirse, 3 tane önemli kuralımız vardı. Bizim karşılaştırmak istediğimiz, ilk önce bize sorulan seriye karşılaştıracağımız bir kendimizin bildiği bir seri buluyoruz. Ondan sonra bu serilerin birbirine oranlayarak eni sonsuza götürdüğümüzde, yani genel terimlerin değişkenini sonsuza götürdüğümüzde aradaki oran bir sabit sayıysa bu bize bu iki serinin aynı davranışta olduğunu söylüyordu. Yani eğer bizim bildiğimiz seriyi yakınsıyorsa aradığımız seri de yakınsıyordu. Eğer ıraksıyorsa bildiğimiz seri o zaman bizim A enimizde ne oluyordu? Yakınsıyordu. Diğer önemli nokta ise neydi? Eğer bizim karşılaştırdığımız seriyle oranlarında limit sonsuza giderken cevap sıfır çıkıyorsa, eğer bizim önerdiğimiz seri yakınsak ise AN yakınsaktı ama önerdiğimiz seri bıraksak ise AN hakkında bizim aradığımız seri hakkında herhangi bir şey söyleyemiyorduk. Aynı şekilde eğer sonsuz çıkıyorsa da BN'imiz bıraksak ise AN'imiz de mutlaka ıraksak olmak zorundaydı. Mantıklı olan da buydu. Ama aksi halde herhangi bir şey söyleyemiyorduk. Bununla ilgili bir tane limit testi ilgili bir soru çözdüm. Şimdi şurada bir tane daha soru var. Onları çözelim. Evet, şöyle bir sorumuz var. N artı 1 bölü n kare çarpı n üzeri 1 bölü 2 köken. Evet, şimdi bunda limit testi uygulayacağız. Zaten bu tür sorularda yani şöyle sadece n olduğu, sadece polinom şeklinde verilmişse yani kuvvet serisi şeklindeyse o zaman direkt biz bunu şey olarak açmamız, limit olarak limit karşılaştırması yapmamız en mantıklısı. Öyleyse limit karşılaştırmamızda ne yapıyoruz? Limit diyoruz. N'i sonsuza götürüyoruz. Bizim payımız artık ne? N artı 1 bölü n kare. Hatta ben şunu şöyle yazayım. Şu kök içinde n'i ben n üzeri 1 bölü 2 olarak yazarsam şurası ne olur? Çarpım şeklinde olunca üstleri topluyorduk. N üzeri 2,5 yani 5 bölü 2 şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi ben aşağıya öyle bir şey yazmam lazım ki. Aşağıya öyle bir şey yazayım ki. Ya yazdığım şeyle bu limiti aldığımızda oran bir sabit sayı çıksın. Yani aşağı öyle bir şey yazacağım ki sabit sayı çıksın. Ya da eğer aşağı ben ne yazarsam, ıraksak bir şey yazarsam limit sonsuz çıksın ki yukarısı da ıraksak olsun. Veya tam tersi aşağı yazdığım şeyde limiti sıfır alayım ama aşağı ne yazayım o zaman? Aşağıda yakınsak bir şey, bildiğim yakınsak bir seri yazmam lazım. Limit sorularına bu şekilde yaklaşmanız gerekiyor. Ama bu soruda zaten sadece oran olduğu için şu şekilde iki polinom şeklinde oran olduğu için bu ikisinin farkı kadar bir şey yazsak aşağıya mesela aradaki fark ne? Aradaki fark ne biliyoruz biz? Şu birden 2,5 çıkarsa mesela en üzeri 1,5'la karşılaştırırsam ben en üzeri 1,5'la karşılaştırdığımı düşünün. O zaman ne olur? Çarpım şeklinde şuraya geçerse en üzeri 1,5 çarpı n artı 1 bölü n üzeri 2,5. Evet, burada biz n'i sonsuza götürürsek ne olur? En yüksek derecelerin oranına bakıyorduk. Bu bize sadece 1'i verecek. Bu bize sadece 1'i verirse bizim burada yazdığımız seri nasıl bir seri? Bizim burada yazdığımız seri P serisini düşünün. Burası birden büyük olduğu için bu bir nedir? Yakınsaktır. Şurası birden büyük olduğu için bakın. Şu 1,5 nedir? Büyüktür, 1'dir. Şu ifade birden büyük olduğu için. Bu bir yakınsaktır ve oranımız bir çıktığı için de buna ne deriz biz? Yakınsak. Yakınsak deriz.
Evet, şimdi şuna bakalım. Aşağıdakine. Evet. Şimdi yine limit test uygulamamız mantıklı duruyor. Zaten şu an onu biliyoruz. O yüzden sadece onlarla ilgili çözeceğim. Limit ne yapacağız? Her zamanki gibi n'i sonsuza götürüyoruz. Şimdi üstte ilk önce olduğu gibi bizim serimiz olduğu gibi paya yazıyorum. Ln n'in karesi bölü n küp. Hatta şunu şöyle yazayım. N küp. Evet, şimdi bölü. Hepsine bölü. Şimdi aşağıya bir şey yazayım. Şimdi ilk bakışta limiti burada. Bakın ln var. N var. Burada limiti, yani şu aşağıya yazacağımız şeyde limiti bir sabit sayıya, mesela sabit bir k sayısına götürmek biraz zor. O yüzden artık ln olduğu, genelde ln varsa bunu şöyle düşünüyorsunuz. Eğer limit testi yapıyorsanız ben aşağıya mesela yakınsak bir seri yazayım. Ben aşağıya yakınsak bir seri yazayım. Eğer bu limiti yakınsak yazarsam aşağı ne bulmam gerek? Sıfır bulmam gerek. O zaman bu bana neyi olduğunu söyler? Bunun yakınsak olduğunu söyler. Tam tersi, eğer ben buraya ıraksak yazarsam, ıraksak bir seri koyarsam buraya, ıraksak bir seri koyarsam, bu limit bana sonsuzu verirse de bu da onu ne yapar? Iraksak yapar, değil mi? Bu da onu ıraksak yapar. Şimdi tek tek deneyelim. Mesela neyle karşılaştıralım? Mesela şu n'in derecesiyle biraz oynayalım. Mesela aşağıya ben tamamen atmasyon, yani tamamen deneme. Mesela n küp yaparsam diyelim ki n küpü 1 bölü n küple karşılaştırdım. O zaman ne olacak? Şu n küple şu n küp gidecek. N'i sonsuza götürdüğümüzde bu sonsuz olacak, değil mi? Bu sonsuz. Peki bu ne? Iraksak bir seri mi? Hayır, bu bir yakınsak bir seri. O yüzden bu bir bölü n küp yakınsak olduğu için bunun sıfır sonsuz değil de bunun ne gelmesi lazımdı? Sıfır gelmesi lazımdı. Gelmedi. O yüzden bir bölü n küp ne diyoruz? Bir bölü n küpümüz yemedi diyoruz. Bir bölü n küp yemedi. O zaman bakın sonsuz bulduk mu? Sonsuz bulduk ilk yaptığımızda. İlk yaptığımızda sonsuz bulduğumuz için o zaman şöyle bir şey deneyelim. Olsun. En kötü. O zaman aşağı ben ıraksak bir seri koyalım. Bakalım yine o zaman sonsuz değerini bulacak mıyız? Mesela ıraksak n ne biliyorum ben? Mesela en güzel ıraksak seri 1 bölü n. Bir de 1 bölü n koyup deneyelim. 1 bölü n koyduğumuzda da yine ne olacak? Iraksak olacak mı? Yani burayı sonsuz bulabilecek miyiz? Deneyelim. Şurada yalnız yerim azalıyor. Neyse, sorun değil. Şimdi şuradaki 1 bölü n'in n'i ile şuradaki n küpün küpü gider, n kare kalır. Öyleyse artık bizim limitimiz n sonsuza giderken limit nedir? Ln n'in karesi. Ln n'in karesi bölü ne var? N kare. Evet, şimdi sonsuz bölü sonsuzumuz var burada. Bakın sonsuz bölü sonsuzumuz var. Sonsuz bölü sonsuz gördün mü ne yapıyoruz? L'Hopital yapıyoruz. O zaman ln n karenin türevi nasıl alacağız? İlk önce karenin türevi, yani şu genel olarak karenin türevi alırsam şu kuvvet başa gelecek. 2 aşağı devam ediyorum. 2 ln n. Şimdi ln n'in türevi, içinin türevi yani. O da 1 bölü n bölü. Şimdi aşağının türevini alalım. 2 ne geldi? Bakın 2 n geldi değil mi? 2 n geldi. Ne olacak? Şu n'i şuradan götürürsek şuraya n kare olarak yazsak. Yine ne oldu bakın. Yine sonsuz götürürsem n'i burada sonsuza götürdüğümde sonsuz bölü sonsuz burada da var. Bir tane daha sonsuz bölü sonsuzumuz oldu. Bir sonsuz bölü sonsuzumuz daha varsa biz bir kere daha L'Hopital yapacağız. Şimdi bir kere daha türev alırsam ln n'in türevi 2 bölü attık n bölü
Ne olacak? 2n karenin n'e göre türevi 4n. Evet, bize neyi verdi? Bu şuradaki n'i şuradan silersem, şuraya kare olarak yazarsam, bakın ne oldu? Bizim artık sadece 2 bölü 4 n kare oldu. Ben burada n'i sonsuza götürdüğümde ne olacak? Neye gider bu? 0 olur. Bakın yine olmadı. Demek ki 1 bölü n'de koyduğumuzda tutmadı, yemedi. O yüzden buranın sonsuz olmadığı için, burası 0 olduğu için bu da olmadı diyoruz. O zaman geriye şöyle güzel bir ihtimal kaldı. Bu da mutlaka artık tutmak zorunda. Sefer 1 bölü n değil, 1 bölü n kare, yani n küpün bir derece aşağısı ile yapacağız. N küpün bir derece aşağısı 1 bölü n kare. Tamam. Bakalım şimdi sıfır bulabilecek miyiz? Eğer şimdi sıfır bulabilirsek demek ki bu bizim şu yukarıdaki serimiz yakınsak bir seridir. Şimdi 1 bölü n kare dersek ne olacak? Şu n kare ile şuradaki n küpün kübü gidecek. Şurası 2 değil, 1 olacak artık. Yani bizim ln n'in karesi bölü n. N sonsuza giderse. Evet, sonsuz bölü sonsuzumuz var şu an. Sonsuz bölü sonsuz. Türevini alalım her tarafın. Bu sefer 2 ln n çarpı 1 bölü n bölü 1. Ne oldu? Burası 2 ln n bölü n oluyor. 2 ln n bölü n. Burada n'i yine sonsuza götürdüğümde yine burada sonsuz bölü sonsuz olacak. Şu 1'i görmeyin. 1 yok. Bu yine sonsuz. O zaman bir tane daha L'Hopital alırsam. Bir tane daha L'Hopital alırsam şu durumda. Bakın. 1 bölü n bölü 1. İkisi var şurada sabitimiz. Ne oldu? Burada n'i sonsuza götürürsem ben. Artık bu 0 geldi. 2 bölü sonsuzdan 0 geldi. Bakın oldu. Artık burayı 0 bulduk. Ki bu da bizim nasıl bir serimizdi şu 1 bölü n kare? Yakınsak bir seri. Bakın bu yakınsak, limitimiz 0 geldi. Sonsuz gelmedi, 0 geldi. O zaman nedir? Bu da biraz zor bulduk ama bu da biraz yakınsak bir seridir. Şimdi şuna bakalım. Biraz elenlerle doldurdum bu soruları birazcık. Şimdi şuna bir bakalım. Bakalım ne varmış. Şunları da silelim. Yöntemini biliyorsunuz. Aynı yöntemi burada da uygulayacağım. Şimdi şu n üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazabilirim şunu. O zaman yine limit testi yapacağız. Limit. Şöyle paya ne yazacağız? 1 bölü n üzeri 0,5 yazayım hatta. Daha hoş olacak şimdi bakın. Ln n. Evet, şimdi aşağıya yine bir şey yazacağız. Bunun karşılığında bir değer bulacağız. Yani şu durumda bir sabit sayı bulmamız biraz zor. Sabit sayı bulamayacağız. O yüzden ya sıfır buluruz. Genelde ya sıfır buluruz ya da ne buluruz? Sonsuz buluruz. Şimdi o zaman aşağı ilk önce ıraksak bir seri koymakla başlayalım. N cinsinden. Mesela ıraksak bir seriyi ne koyalım? En güzeli 1 bölü n koyalım. Eğer ben bu limiti ne bulursam, sonsuz bulursam, bu limit sonsuz olursa bu da demektir ki bu bir ıraksaktır. Veya atıyorum ben aşağıya 1 bölü n değil de mesela 1 bölü n kare koyduğumda, 1 bölü n kare koyduğumda bu sonucu 0 buluyorsam bu onun yukarıdakinin ne olduğunu söyler. Yakınsak olduğunu söyler. Çünkü 1 bölü n kare nasıldır? Yakınsaktır. P serisinden. Şu n'in kuvveti birden büyük olduğu için. Tamamdır. Ben az öncekine koyacağım. Çünkü az öncekinin olacağını biliyorum. Evet. 1 bölü n. N'i sonsuza götürdüğümüzde bakalım ne olacak? Şimdi şuradaki n yukarı geçer. Şuraya geçer n olarak. Şunu görmezsek. Yukarı n olarak geçer. Şuradaki
eni yer şunun başında ne kadar kalır? 0,5 kalır, değil mi? Öyleyse en üzeri 0,5 bölü ln n limit n'i sonsuza götürdüğümüzde ne gelir? Sonsuz bölü sonsuz her zaman olduğu gibi L'Hopital kuralı yaparsak şimdi 0,5 başa gelecek. En üzeri 1 çıkartırsam eksi 0,5 bölü 1 bölü n. Bu 1 bölü n'i de yukarı atarsam şuna artı 1 eklerim. Artı 1 eklersem şurası komple en üzeri 0,5 olur, değil mi? Artı 0,5. Ben burada n'i sonsuza götürdüğümde ne gelir burası? Sonsuz gelir. Bakın bu limit sonsuz geldi. Ben neyle karşılaştırmıştım? 1 bölü n'le karşılaştırmıştım. 1 bölü n'im de zaten bıraksak bir seri olduğu için bu limit de sonsuz değerini verdiği için demek ki yukarıdakinin artması aşağıdakinin artmasına göre daha hızlı olması gerek. Bu da bunun bize sorulanın şundan daha da ıraksak olduğunu, yani kısaca ıraksak olduğunu söyler. Bakalım. Evet, bir tane daha kaldı. Bir de şuna bakalım, bakalım nasılmış. Evet, 1 bölü 1 artı ln kare. Yine bunu yazıyoruz, limit. Bakın hep aynı şeyi yapıyorum, limit. İlk önce bu. 1 bölü 1 artı ln kare. Şimdi aşağı bir şey yazacağız. Bir kere aşağı yazdığımız şeyi ne yapmak zorundayız biz? Aşağı bir ne yazarsak yazalım. Bilmeliyiz, değil mi? Bilmeliyiz. Yani aşağı yazdığımız, karşılaştırdığımız şeyin ıraksak ya da yakınsak olduğunu bilmezsek bu limitin cevabı ne çıkarsa çıksın bizim için bu anlamsız olur. Çünkü aşağıdaki karşılaştırdığımız şeyi bilmiyoruz. Aşağı bildiğimiz bir şey koyalım. Mesela P serisi genelde koymayı tercih ediyorum ben. Çünkü mesela 1 bölü ln'i bilmiyorum. Ln cinsinden bir şey koymak mantıksız. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Hadi bunda da şöyle bir şey yapalım. Mesela hani 1 bölü 1 artı ln kare var ya. Mesela ben bunu 1 bölü atıyorum. Ln kare n'le karşılaştırırsam 1 bölü ya şunu güzel yazamadım. 1 bölü ln kare, evet şu ne biçim? Ln kare n ile karşılaştırırsam bunun oranı büyük ihtimalle 1 çıkar, tamam mı? Çünkü hani hep en yüksek derecelerin oranına bakıyorduk. Şimdi burada değişkenimiz zaten bir tek lnler var. Ben bu limiti n'i sonsuza götürdüğümde bu oran büyük ihtimalle 1 çıkar. Onu da yaparız sonra. Neyse bunu diyelim ki bununla karşılaştırmak istiyorum. Ama bu karşılaştıracağım şeyin de ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi 1 bölü ln kare n'in de ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden bunu da bir şeyle karşılaştırmam lazım. Mesela 1 bölü ln kare n. Bunu neyle karşılaştırayım? Mesela bunu da mesela 1 bölü n'le karşılaştırayım. Ben bunu sadece bir yol olarak söylüyorum. Yoksa direkt bunu da p serisinden bir şeyle karşılaştırırız. Hani bu 1 bölü ln kare olmaz da başka bir şey olur. Onu direkt siz kendiniz bu şekilde kısaltarak onu da başka bir şeyle karşılaştırarak aynı cevaba çıkabileceğinizi bilin. Mesela bunu ilk önce bir 1 bölü n'le karşılaştıralım. Limit n'i sonsuza götürdüğümüzde şunu 1 bölü n'le karşılaştırırsak cevabın ne olmasını bekliyoruz. Cevap ne olursa bizim için bunu bulabiliriz. Sonsuz olması lazım, değil mi? Çünkü aşağıdaki şey ıraksak. Bıraksaksa kesin buna bir şey diyebilmemiz için bu sonsuzsa buna kesin ıraksak diyebiliriz. Tamam. Deneyelim bakalım hakikaten de sonsuz mu? Ln kare. Bu limiti aynı zamanda şu şekilde yazabilir miyiz? Limit n sonsuza gittiğinde şu iç ters düz edersek bunu o da şu demek yani n bölü ln kare n n'i sonsuza götürdüğümüzde sonsuz bölü sonsuz var şu an. Sonsuz bölü sonsuzumuz var. Ne yapıyoruz? L'Hopital yapıyoruz. L'Hopital aşağılara doğru gittik.
O zaman ne olur burası? N'e göre türev alırsam 1 bölü. Şimdi ln kare n'in türevi nedir n'e göre? İlk önce ln karenin türevi. Karenin türevi nedir? Şu üst dereceyi aşağı indirip bir azaltacağım bundan. Yani 2 ln n çarpı ln n'in türevi. Zincir kuralından hatırlayın. Ln n'in türevi 1 bölü n. Yani bu da nedir aslında? Şu 1 bölü n'i şuradan sileyim. Şurayı n olarak geçireyim. Şimdi burada n'i sonsuza götürdüğümde ne olur? Bakın bu yine sonsuz bölü sonsuz oldu, değil mi? Bu yine sonsuz bölü sonsuz oldu. Yani bu demektir ki biz bir tane daha L'Hopital yapacağız. Bir tane daha L'Hopital yaparsam işim tamamdır. Bu sefer n'in türevine paydanın türevi 1 bölü 2 ln'in ln n'in türevine n'e göre 2 çarpı ln n'in türevi 1 bölü n. Bu 1 bölü n'i şurada sileyim. Şuraya n olarak geçirebilirim. Burada n'i sonsuza götürdüğümde hele şükür artık bu bize neyi verir? Sonsuzu verir. Yani bu bize sonsuzu vermişse biz demek ki şunu sonsuz olarak bulduk. Bu da zaten ıraksak, bu ıraksaksa ve bu da sonsuzsa demektir ki bu ıraksaktan da bizim payımız ıraksaktan daha hızlı bir şekilde artıyor. Bu da demektir ki bu da nedir? Bizim buradaki şeyimiz ıraksaktır demektir. Evet, 20 dakika oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.